Yoğun kaşıntı şikayetiyle gittiği hastanede hem koronavirüsüne hem de lenf kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Bize ilk başvurduğunda hastanın serviste bir hasta olduğu ve hastanın şuurunun kapalı olduğu, alınan biyopsi sonrası hastanın kanadığı söylendi. Biz de hastayı bu şekilde aldık. Geldiği zaman şuuru kapalıydı. Ağrılı uyaranlara cevap veriyordu. Öyküsünü derinleştirdik. Öykünün sonrasında hastanın uzun süredir kaşıntı şikayetinin olduğunu ve bu kaşıntı şikayetiyle çok yerde gezdiğini ve buraya kaşıntının sebebini bulmak üzere yatırıldığını öğrendik. Nizip'te yaşayan 5 çocuk annesi Şükran Tekin yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testi negatif çıkarken biyopsi için parça alınmasının ardından Tekin'in durumu ağırlaştı. Şahin Bey Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tekin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hastanın akciğerine baktığımızda da çok da belirgin bir şey de tespit edemedik. Ama hastanın şuuru kapalıydı ve kaşıntı izleri vardı vücudunun birçok yerinde. Böyle olunca biz de bunun COVID'e bağlı olabileceğini düşündük. Çünkü literatürde bu tarz vakalar var. Bu hastada da çünkü kafamıza yatmadı öykü. Ben de 10 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum ama şimdiye kadar kaşıntı nedeniyle yoğun bakıma yatan hasta görmemiştim. Böyle olduğu için bunun ya bir herhangi bir kanserin bulgusu olabilir ya da COVID'de ait olabilir dedik. Test yapıldı Nizip'te ve negatif çıktı dediler. Biz testi tekrarlamak istedik çünkü testin yapılış şekli de önemli. Bir de inkübasyon periyodu dediğimiz periyot var. Hemen çıkmayabilir. Testi yaptık ve hasta pozitif çıktı. Sonra hemen COVID tedavisine başladık. Covid-19 şüphesi üzerine tekrar testi alınan hastanın Covid testi bu kez pozitif çıktı. Hastanın biyopsi sonucunda inceleyen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Gülseren Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti. Biyopsi sonucunu hızlandırdık bu arada. Çünkü COVID'e bağlı kaşıntı semptomları geriledi ama bir taraftan da patolojik olarak lenf nodunda yani bezede ne çıktığına bakalım dedik. Ve orada da lenf kanseri, Hodgkin lenfoma saptadık. Hastamızın oksijen ihtiyacını azalttık. Yakın takip ettik. Tüm antibiyotiklerini verdik. Dün akşam da gönderdiğimiz testi tekrar negatifleşti. Hastanın kanser olmasına rağmen COVID-19'u yenmesini yaptırdığı iki doz aşıdan kaynaklandığını söyleyen Doçent Doktor Gülseren Elay, hastaya COVID-19 tedavisi uygulamalarının ardından kaşıntı şikayetinin sona erdiğini söyledi. Biz COVID tedavisi verdikten sonra hastamızın kaşıntı şikayetleri tamamen kesildi. Bu nedenle buna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki biz o patoloji raporu da bizim için önemliydi. Yani hastamız eğer bize gelmemiş olsaydı hem kanserden haberi yoktu hem de belki de tedavisiz daha da ilerleyebilecekti. Şükran Tekin'in şimdiki hedefi ise lenf kanserini yenmek. Öneririm aşıyı, herkes gelsin aşıya. Herkes gelsin atasınlar. Pişmanım, ben hastanede de yaptıracaktım. Elime geçmedi, yaptıramadım.